Yemin ediyorum vallahi billahi bittik. Yok benim babam. Ben sana orada o kadar kaş göz işareti yaptım. Bu Hatem Bey'in yanında çok da garantili konuşmayak diye. Bak senin o kaşını gözünü oyarım orada hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum burada seni ikiye bölerim Tekin. Ne diyeceğiz lan biz şimdi adamlara? Ya babam, biz hemen şimdi niye bir şey diyoruz bu adamlara? Ya belki Hızır Reis, İlyas Reis'i sinir etmeye öyle söylemiştir. Ters tarafından kalkmıştır ya da ne bileyim. Hiç uyumamıştır, yorgundur yani. Olamaz mı? Doğru söylüyorsun lan Tekin. Bu böyle kolayca kestirip atılacak bir iş değil. Neyse biz adamlarla devam ediyormuş gibi yapalım, işimize bakalım. Ama inşallah bunun sonu bizi bağlamaz. Sen adamlara zaten öyle bir garanti verdin ki. Bu saatten sonra geri dönüş yok, bu işten korkarım. Ya ben aslında diyorum ki babam, İlyas reislere sen söylesen, seni masadan dışlasalar. Biz yapsak işi. Ne diyorsun sen ya mal değneği? Bu senin nenenin dikiş makinesi mi? Zart diye girip zart diye çıkıyorsun. Fermuarı mı açıyorsun eve ya? Babam vallahi bazen Hızır Reis'e benziyorsun. Ani fevri kararlar veriyorsun ha. Ya bir sakin. Bir düşün. Aklına bir yatır. Vallahi bak her şey senin istediğin gibi olacak ha. Ya 1 milyar dolarlık iş neticede. Bir de bu daha başlangıç rakamı. Babam, Yasemin diye birisi geldi, seninle görüşmek istiyor. Kim? Yasemin. Yasin'dir oğlum. Yasemin diye birini babam nereden tanıyacak? Yok Tekin abi, bayan bu. Ne diyorsun oğlum sen, ne Yasemin'i ne bayanı lan? Çok güzel bir hanım babam. Kapının girişinde bekliyor. Adı da Yasemin. Oh. Babam ben bir bakayım, belli ki bir yanlışlık var. Oturlar. Yanlışlık sensin. Terbiyesiz. Defol. Çağır gelsin şu kimse işte. Tamam baba. Yasemin Hanım. Buyurun babam sizi bekliyor. Merhaba. Sizden özür dilemek için geldim. Babam. Restorandaki hanım. Görüyorum Tekin, görüyorum. Çıkın dışarı. Çıkın. Yani buraya kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Yani önemli bir şey değil benim için. Hayırdır, burayı nasıl buldunuz Yasemin Hanım? Çık dışarı. Restoranın sahibi siz çıktıktan sonra bana kim olduğunuzu anlattı. Ben de çok mahcup oldum. Bizzat gelip özür dilemek istedim. Yok canım, oturma bir şey. Yani bir yanlış anlaşılmaydı. Geçti gitti. Tekin, misafirimize bir sorsana, ne yer, ne içer değil mi? Bir soralım değil mi? Bir acı kahvemizi içersiniz değil mi Yasemin Hanım? Ya sizi hiç işinizden alıkoymayayım. Ben sadece yaptığım kabalık için özür dilemeye geldim. He, yo yo yo, yani öyle işimizden alıkoymuyorsunuz. Yani biz de zaten... Kahve kahve, 2 tane kahve. Derhal babam, derhal. Lütfen.
Yasin de haklısınız. Eskiden böyle taktikler vardı. Da yani... ben öyle bir adam değilim. O tarz işlerde pek alakam yoktur. Yani adam beni o kadar zorladı ki... tepemin tasını attırdı... işte ben de size patladım. Yok canım, sorun değil. Yani buraya kadar gelmenize gerek bile yoktu. Hani yanlış anlamayın. Yani iyi ki geldiniz. Onu söylemiyorum da... ne bileyim, insanlar artık... kalkıp bir yerden bir yere özür dilemeye... gitmiyorlar. Yani demek ki hala iyi insanlar varmış. Aslında ben de gelmeyecektim. Ama sonra birden düşündüm. Dedim ki yani... bir gün gerçekten yardıma ihtiyacı olan biri olsa... benim yüzümden yardım etmeyeceksiniz. Ben de özür dilemek için kalkıp geldim işte. Yani... aslına bakacak olsanız yolda kendime çok söyledim. Ulan dedim, Boran dedim, neye dedim karıştım bu işlere. Bak iyilik yapalım derken laf yedin dedim ama... ya olmuyor, insanın yüreği el vermiyor. Yapımız öyle değil. Yani bir yerde bir insan acı çeksin, eziyet görsün, şiddet görsün. Yani hele bir kadına böyle bir şey yapıldığı zaman... yani öyle... insanın, öyle adamın içinden gecesi mi geliyor? Yani yanlış anlamayın, öyle şiddet yanlısı bir adam değilim ama yani... kahveler de geldi. Ya Semin Hanım burada yaşamıyormuş. Yurt dışında yaşıyormuş baba. Ben daha sormadım. Peki sen nereden biliyorsun acaba? Restoranın sahibini aradım, o söyledi. Londra'da yaşıyormuşsunuz galiba. Evet öyle. Ama... burada kalmayı düşünüyorum. Yani kendime göre bir hayat kurabilirsem. Kurarsınız canım, kurarsınız. Neye kuramayacakmışsınız? Telefon. Tekin telefonu çalıyor. Senin telefon. Ben bir bakayım baba. Aslında iyi çocuktur. Yani biraz fazla meraklı. Küçükken ateşli hastalık geçirmişti. Merak ettim. Neden size babam diyor? Uzun hikaye ya. Belki bir ara anlatırım. Bir ara dinlemek isterim. Ne güzel olsun.